Evet arkadaşlar, şimdi ise şeytan sofrasından çıktık. Şeytan sofrasında anlatmamız gereken bir şey vardı. Bu en son gün batımını çektim size. İşte o gün batımının altındaki ada Midilli Adası, yani Yunan adalarından bir tanesi. Buradan o adaya da turlar var, haberiniz olsun. Dikkatimizi çeken başka bir şey vardı. Hiç Arap görmedik burada. Hep ya Türk vardı ya ben Rumlar gördüm. Sen Fransız görmüştün. Fransız yabancı turistler gördüm. Bu da ilgimi çekti. Genelde deniz olan yerleri seviyorlar bu tarz yerleri. Evet, burada olmaması iyi mi, kötü mü? Bunun yorumunu size bırakıyorum arkadaşlar. Fakat çarşafla denize girenler vardı. Bunun da yorumunu size bırakıyorum. Onun dışında, şimdi biz bir yürüyüş yoluna geldik arkadaşlar. Ayvalık'a gelip de bu yolu görmeyen yoktur. Eğer siz de gelecekseniz muhakkak gözünüzden kaçmasına izin vermeyin. Bu yürüyüş yolunda böyle küçük esnaflar var. Her el işiyle yapılmış ürünleri bulabilirsiniz burada. Biz de buradaki ünlü Makaron Caddesi'ndeki Makaron kafeye gideceğiz. Orada oraya has bir tatlı Tatlı yiyeceğiz. var. Muhallebinin çeşitlerini yapıyorlar. Daha önce de denemiştik biz. Evet. Ben bademli yemiştim, gayet güzeldi. Bir de caddenin üzerinde eskiden kalma Rum evleri falan da var, böyle Evet, tarihi Rum yerler. dükkanlar da var Evet. hatta. Hatta şu geçtiklerimiz eski gibi duruyor sanki. Şöyle etrafı da göstereyim size. Dün mesela biz dün nerede yemiştik? Dün Putos, Natos mu? pasta punto. Pasta Punto da yemiştik Bunu arkadaşlar. söylemiştik sanırım. Evet, söyledik mi onu? Tamam, o zaman bir daha söylememe gerek yok. Şimdi o caddeye geldik. Şimdi size burada biraz çekim yapacağım. Arkadaşlar, mekana geldik. Mekana gelmeden de bir tabela gördük. Burası Makaron Caddesi ve Makaron Kafesi demiştik. Fakat Makaron Macaron diye okunuyormuş. Yani yazıldığı gibi okunuyor Türk alfabesiyle. Şimdi içeri girelim ve yiyelim. Şöyle içeri otursak olur değil mi? Buyurun tabii. Servis getiriyorsunuz. Ne olur biz yine burada oturmuştuk hayatım. Evet, aynı yere oturduk. Seviyor Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çeşitleri menü var mı? Menümüz yok. Instagram sayfamız var, oradan bakabilirsiniz. Sen sayabilir misin? Sayabilirim. Sayabilirim. Nasıl bir şey istersiniz? Tatlı bir şey. Tatlı yaban mersini var, kestanelerimiz var, hurma bademlerimiz var. Muhallebi mi oluyor bunların hepsi? Yani muhallebi değil de kendimize özel muhallebiye daha fazla geçecek. Daha önce yemiştik de şu an internet var mı kafede? Ben göstereyim size servis. Çok iyi olur valla. İnternet olsa da şarjım yok. Şarjım da yok. Ben ama şey unuttum ya. Bademli Kestaneli miydi? vardı Kestaneli vardı galiba. galiba. Ondan Bademli denemiyorum. mi? Böyle bir şey Kestaneli demiştim. var. Tamam. Hurma bademli. Başka?
Başka yaban mersini var. Tamam. San Sebastian'ımız kaldıysa San Sebastian'ımız var. Tamam, ben kestaneli denemek istiyorum. Ben isterseniz size bırakayım telefonu, oradan bakabilirsiniz. Olur olur. Çok iyi olur. Ben de bakmak istiyorum. Olur, bakalım. Bir şey de vereyim. Teşekkürler. Neyle? Neler varmış? Hurmalı bademli var. Evet. İncirli cevizli var. Hı hı. Burada süt karamelli ve kestaneyi buluşturduk. Aa, bu da çok iyi. Sen bir tane bunu seçelim, karamelli. Paylaşırız yarı yarıya, tamam mı? Ben beğendim, ben bunu yiyeceğim yok, tamam mı? İstersen yaban mersinli var. Hı hı. Sen ne yiyeceksin? Ben kestaneli seçmiştim zaten işte. Senin söylediğin. Ha, onu mu seçmiştin? San Sebastian var. Tamam, bir de bademli seç istersen. Olsun, gitsin olsun. Makaron çikolata. Hurma, badem, bitter. Tamam, ben de bunu seçiyorum. Hurma, tamam. Badem, bitter. Tamam. Belçika çikolatalı da var. Spark da sevmiyorum. Macaron. Kahve mi alacaksın? Rapya. Macaron. Yine makarona. Macaron. Kahve alacağım tabii ki de. Arkadaşlar, iki gündür kahve içmiyorum. Senin için çok büyük bir şey. Öyle bir şey gerçekten. Filmde 3-4 kere içiyorsun herhalde normalde. Yani 5 oldu da oldu. Yok, ya hepsini severek, hani zoraki değil. Ve siyah olacak. Tabii. Kapkara. Kapkara. Darkness. Karanlık lordu gibi. Şey çok güzel. Evet, zor. Bir de 2 yıl önce yine bu masada oturmuştuk yani. Evet. Gerçekten denk gelmesin. 2 yıl önce aynı yerde aynı masa. Oh be. Aynı yemekler mi? Aynı tatlar mı? Değil. Ama sen ne bademli yemiştin? Şimdi neli? Belçika çikolatası. Şu an hurma badem bitter çikolata. Benimki kestaneli. Bundan seçiyor muyum? Acaba seçeneklerim mi var? Sorayım mı? Yok, hepsi karışık herhalde ya. Şunda üçünden birini mi seçmem gerekiyor? Hurma badem bitter. Yoksa karışık. Hayır, onları hepsi için al. Tamam. Ben kestaneli olanı vardı ondan. Bir tane ondan alalım. Bir de seninki de süt karamelli kestaneli olacak. Bir tane hurma badem, bir tane kestaneli. Evet. Bir tane de black coffee. Yani Amerikanlı. Tabii ki. Ben de Amerikanlı. Tamam, ice olacak. Ice yok. Ice sıcak. Sıcak. Sıcak, sütsüz. Tabii. Sipsiyah. Züleyha Hanım, tatlılarımız geldi, içeceklerimiz geldi. Siz benimki, ne sipariş ettiniz? Badem, bitter, bir de hurma. Hurmalı. Üçü karışık bir... Muhallebi bu mi dedik? Muhallebi de değilmiş. Kendilerinin özel bir karışımıymış bu. Yani güzel. Onlara aitmiş. Güzel, başarılı. Sizinki nasıldı? Benimki kestaneli...
süt karamelli. Süt karamelli. Böyle bir karışım. İkimiz de siyah kahve sipariş arkadaşlar. Sarı kola, siyah kola. Afiyet olsun. Tadımdan sonra tekrar çekimdeyiz. Ben tatlıyı çok beğendim. Üzerinde Belçika çikolatası vardı özellikle. O kısım çok hoşuma gitti. Bir de içerisinde hurmanın böyle o tatlılığı çok güzel geldi. Bademler böyle küçük küçük ezilmiş, minik minik böyle kıtırımsı ağza geliyordu. Çok hoşuma gitti. Tünüyle her şeyini beğendim. 10 üzerinden? 8. Güzel rakam. Çok, çok güzeldi yani. Arkadaşlar ben de hemen hemen aynı tatlının sadece kestanelisi. Ne vardı başka içinde? Süt karamelize, süt karamel, kestane ve Belçika çikolatası vardı benimkinin de içinde. Belçika çikolatasını anlatmaya gerek yok. Dünya çapında bir marka. Ona puan vermemize gerek yok. Ona geçelim. Ama geri kalan kestane ve süt karamel, evet, süt karameli karışımı. Böyle bir mayhoş tadı. O kestanenin esansı ağzıma geldi. Hafifti. Ben hafif tatları severim. Yani tatlı değil mi böyle illa şerbetli böyle tıka basa. Yani böyle full tatlı olmasına gerek yok. Böyle hafif. Yanında şöyle kahve ile birlikte. Oh be. Süper gidiyor. 10 üzerinden 9 veriyorum ben bu tatlıya. Bu tatlıdan üst üste 55 tane yersem belki 56.sında sıkılabilirim ama 55 tane üst üste yiyebilirim. Ben beğendim yani. Ben de gayet güzeldi. Yani muhallebi de değil. Değişik bir şeydi gerçekten. Evet. Ve karışımı böyle ağızda dağılıyor falan. Evet. Çok hoştu. Evet. Yani. O hani maddenin hali bölümünde şey diyorlardı ya, derslerde yaşadık işte sıvı, katı, gaz. Bunun o katıdan sıvıya geçiş aralığında bir yerde, kesinlikle sıvı değil ama o kadar katı da değil ki, böyle akışkan gibi, böyle yumuşak, çok güzeldi yani. Ben çok beğendim. Size de öneriyorum arkadaşlar. Macaron Caddesi'nde Macaron Kafe. İkincide de hani tekrar tatmak istedik çünkü çok farklı lezzetler var burada. Hani evet, hepsini denemek gerekiyor. Daha evet, denemediğimiz frambuazlısı varmış şey var mesela. Tabii tabii. Ve menü yok. Menü getirmiyorlar. Siz, onlar size söylüyor, siz seçiyorsunuz. Ya da evet, telefondan, Instagram'dan bakabiliyorsunuz. Biz evet, o şekilde bakarak kararlıyoruz. Kahveyi de beğendim. Genelde çoğu yerde kahve de güzel olmuyor. Burada güzeldi. Tatlı kahve güzel oldu. Çok keyifliyim, çok mutluyum. Şimdi Ömer arkadaşımın önerdiği iki tane yer var. Birinde akşam servis yokmuş şu an. Akşam saatleri görüyorsunuz. Hava karardı. Eğer açık yakalayabiliyorsak ikisinden bir tanesini oralara gideceğiz. Oradan sonra da eve dönüp bu videoyu bitireceğiz. Hoşçakalın. Bir sonraki yerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Arkadaşlar Ömer'in bahsettiği yerlere gittik. Biri Paşa Çorbacısı, diğeri de Tik Ali miydi, Tik Mehmet miydi? Tik Mehmet'in yeriydi galiba. Paşa Çorbacısı'nda başımıza gelen şu oldu. Instagram adresinde yazıyordu zaten. Akşamları servisimiz yoktur. Biz de gittik ve gerçekten de kapalıydı yani. Tik Mehmet'i bulduk. Tik Mehmet de hani sadece bir mezeci değilmiş. Aynı zamanda böyle alkollü, ana yemekli, balıklı bir mekanmış yani. Boş yer yoktu gittiğimizde. Boş yerde yoktu ve biz de sadece meze deneyecektik. Hani tatlı yediğimiz için çok aç değildik. Hani iki tane meze yemek için oturmak da çok garip olacaktı. O yüzden dedik ki biz buraya başka zaman gelelim. Orayı da deneyemedik. Ayvalık tatil videomuz bu şekildeydi. Biz yarın da buradayız. Yarın da yüzeceğiz. Ondan sonra yola çıkacağız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Abone değilseniz kesinlikle abone olun. Çünkü abone olursanız daha fazla insana öneriliyor. YouTube algoritması bu şekilde çalışıyor. Daha fazla da vaktinizi almayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.